Şampiyonlar Ligi. En iyilerin sahnesi. Şampiyonların mücadelesinde herkesten büyük olanın kupayı ellerinde yükselttiği futbolun en zirve noktası. Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilen tüyler ürperten müziği, dünyanın en iyi tasarımlarından biri olan logosu ve kura çekimlerinde verdiği heyecanla farklı bir evreni çağrıştıran o sihirli dünyadan kimler gelip kimler geçmiştir. Her futbol sever için salı ve çarşamba gecelerinin en güzel etkinliği olan futbol dünyasının kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası bu zamana kadar şüphesiz asla akıllardan çıkmayacak büyük isimlere sahne oldu. Ancak bir de o rüya gibi dünyaya girebilmiş ama adını hatırlayamadığımız ya da bilmediğimiz, hatta duyunca şaşıracağımız oyuncular da var. O oyunculardan bazıları da şu an TFF birincilikte. İşte bir zamanlar yolları Şampiyonlar Ligi ile kesişmiş ve bu sezon TFF birincilikte forma giyen futbolcular. 1 numara Umut Bulut. Başta adını hatırlayamadığımız futbolcular desek de Umut Bulut'u bu kategoriye almak biraz güç. Zira Şalke deplasmanında Selçuk İnan'ın orta alandan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un golünü unutmak hiç mümkün değil. Umut Bulut'un son dakika golüyle çeyrek finale yükselen sarı kırmızılar için o maçın en büyük zaferlerinden biri olarak kalacağı kesin. O golün oyuncunun kariyerinde en güzel anlardan biri olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sezon Yeni Malatyaspor'dan Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut, Galatasaray formasıyla Devler Ligi'nde 29 maça çıkıp 4 gol atarken Juventus ve Real Madrid gibi devlerin ağlarını havalandırmayı da başardı. 2 numara Eren Derdiyok. 3 farklı takım adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atma başarısı gösteren Eren'in 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla Lokomotiv Moskova'ya attığı frikik golü tam da devlerin çıktığı sahneye yakışır kalitedeydi. Daha önceden Leverkusen ve Basel formalarıyla da bu sahnede boy gösteren Eren Derdiyok, bu sezon Ankara Gücü'ne transfer oldu. Şu an TFF 1. Lig'in lideri olan takımının geldiği noktada hatır sayılır bir payı olan ve formda bir sezon geçiren Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıkıp 5 kez gol sevinci yaşamıştı. 3 numara İsmail Aissati. 2012-2013 sezonunda Ajax'tan Antalyaspor'a transfer olarak Türk futboluyla tanışan İsmail Aissati, vakti zamanında PSV Eindhoven'la Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir oyuncu. 2005-2008 yılları arasında PSV ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 sezon boyunca 14 maça çıkan İsmail'in kariyeri pek istediği gibi ilerlemese de Devler Ligi'nin hatıraları ona yeter diyebiliriz. Şu an formasını giydiği Denizlispor'da gençleri etrafına toplayıp efsane Milan kadrosunu 1-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada olduğunu anlatıyor mudur? 4 numara Massimo Bruno. Futbol Manager serisini oynayanlar için Massimo Bruno'yu bu listede görmek biraz şaşırtıcı olabilir. Ancak şimdilerde Bursaspor forması giyen sağ kanat oyuncusunun bu dev arenada golü bile bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht ile 3 farklı sezonda toplam 12 maça çıkan Massimo, 2013-2014 sezonunda Benfica'ya karşı kaydettiği golle Devler Ligi'ne iz bırakmış birisi. 5 numara Yasin Öztekin. Borussia Dortmund tedrisatından geçen Yasin Öztekin, Şampiyonlar Ligi tecrübesini Türk bir takımla tecrübe etti. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi dünyasında kendine yer bularak o müthiş atmosferden nasibini aldı. Toplam 9 maç sonunda takımına gol veya asist katkısı sunamayan Yasin, bu sezon Samsunspor'da futbolculuk hayatına devam ediyor. 6 numara Foxy Ketova. Foxy Ketova, Kazakistan ekibi Astana'nın 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi macerasında 6 maçta da sahada yer aldı. Evlerinde 2-2 berabere kaldıkları Benfica maçında bir golün asistini yapan isim de yine oydu. Bu sezondan hemen sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olarak Türkiye'ye adım atan sol kanat oyuncusu 2016-2017 yılından beri Balıkesir Spor'da forma giyiyor. Profesyonel futbolculuk yaşamını da bu takımda sonlandıracakmış gibi görünüyor. 7 numara Gays Tayit. 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonu bir TFF'liye daha sahne olmuş bir dönem. Gays Tayit 2017-2018 sezonunda Apoel ile grupta 6 maçta da süre alarak kariyerine Şampiyonlar Ligi tecrübesini ekledi. Takımının toplam 2 olan gol sayısını etki edemeyen Norveçli oyuncu bu sezon Apoel'den Ankara Gücü'ne transfer oldu. 8 numara Roman Bezcak. Roman, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'in 2014-2015 Şampiyonlar Ligi macerasında forvet mevkiinde görev alıyordu. Gruplarındaki rakiplerinden biri olan Real Madrid, Gareth Bale ve Ronaldo ile gol ararken Ludogorets'in gol umudu Roman'dı. Futbolcu şu an Balıkesir Spor adına ter döküyor. 9 numara Bogdan Stanku. Listede Eyüpspor'dan bir isim daha var.
Bogdan Stanko takım arkadaşı Umut Bulut gibi gol atarak taraftarı sevince boğmayı başaramasa da dev arenadan geçmiş bir isim. Roman Forbet 2008-2009 sezonunda ülkesinde Steaua Bükreş ile Şampiyonlar Ligi havasını 4 maçta solumuştu. Türkiye'de Galatasaray, Ordu Spor, Gençler Birliği, Bursa Spor forması da giyen Stanko şimdilerde sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamıyor. 10 numara Yusuf Ait Benneser 2018-2019 sezonu Monaco'da ön numara mevkiinde Yusuf Ait Benneser oynuyordu. Takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde toplam 4 maça çıkan Faslı oyuncunun takım arkadaşı Falcao ile Galatasaray'a geleceği haberleri konuşulmuş ancak gelen sadece Falcao olmuştu. Ardından adı Beşiktaş'ta da anılan oyuncunun kısmeti bu sezon Adana oldu. 11 numara Tomane Kızıl Yıldız'da 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi atmosferini soluyan Tomane, görev aldığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Galatasaray'ın da yakın tarihte ilgilendiği isim sezonu Karadeniz ekibinde geçiriyor. 12 numara Muğdat Çelik 2018-2019 sezonu Galatasaray'da forma giyen Muğdat, Galatasaray'ın elendiği grup maçlarının 3'ünde oyuna sonradan girerek süre almıştı. Görev aldığı maçlarda golle tanışamayan Muğdat, bu sezon Kayserispor'dan Denizlispor'a transfer oldu. Ancak sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. 13 numara Ferhat Özturun Galatasaray altyapısı menşeli olan Ferhat Özturun aynı kulüpte 2006-2007 sezonlarında Bordo karşısında 90 dakika sahada kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk ve son olan bu maç Ferhat'ın kariyerinde de ayrı bir yere sahip olacak. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği 2011-2012 sezonunda da Bordo mavili formayı giyen ancak süre alamayan sol bek güncel olarak Tuzla Spor'da forma giyiyor. 15 numara Aaron Olanare 2017-2018 CSK'sında forvet rotasyonunda olan Olanare grup açılış maçında Benfica'ya karşı 67 dakika sahada kalmıştı. Kulüpsüz olarak geçirdiği bir sezonun ardından bu sezon Erzurumspor'a transfer olan golcü oyuncu yeni takımıyla yakaladığı hızlı ivme sayesinde dikkat çekiyor. 16 numara Mustafa Yumlu Erzurumspor'un bu kez farklı mevkisinden bir isim Şampiyonlar Ligi'nde karşılıyor bizi. 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 dakika süre alan Mustafa bu listeye girmeye hak kazanıyor. 17 numara Onur Ayık Werder Bremen altyapısı çıkışlı olan Onur Ayık aynı takımla 2010-2011 sezonunda Gerrit Bale ve Modric'le efsane Tottenham'a karşı 35 dakika süre almıştı. Onur şu an Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesi için mücadele veriyor. 17 numara Oğuzhan Aynıoğlu Listeye Balıkesir Spor'dan giren 4. oyuncu Oğuzhan Aynıoğlu. 2012-2013 sezonunda Danimarka ekibi Norsjælland'ın Shakhtar Donetsk karşısında evinde oynadığı maçın son 8 dakikasında formayı sırtına geçirmişti Oğuzhan. Ancak o oyuna girene dek o zaman Shakhtar Donetsk'in forveti olan şu an Süper Lig temsilcisi Antalya Spor'un oyuncusu Luis Adriano hat-trick'ini çoktan yapmıştı.